Reç. Evet sayın seyirciler. Şu anda Kaptan Mağara Adamı'nın oğlunun bulunduğu yerdeyiz. Junior Mağara Adamı'nın olduğu yerdeyiz. Niye böyle bir göllük alana geldik dersiniz? Bu adam sayın seyirciler her insan değil ama bu tabii ki ayrı bir şey ama bu adam da tabii ki kirleniyor. Ya da değişik ihtiyaçlarından dolayı yıkanma gereği duyuyor sayın seyirciler. Bu adam banyo yapma ihtiyacını gördüğümüz gibi şurada karşılıyor. Söylentilere göre mağara adamı çok büyük olduğu için yani burası ona ancak geçiyormuş banyo yaparken. Bu gölün kuruduğunda mağara adamın da öleceği bilindiği için göl değişik sularla besleniyor sayın seyirciler. Bir söylentiye göre de mağara adamı buraya girince buraya taşırıyormuş ve doğan hisarı su basıyormuş. Yani mağara adamını gizli buraya yetkililerimize söylüyoruz. Doğan hisarı artık su basmayacak. Buraya biz bir kamera koyuyoruz. Ve mağara adamı buraya geldiğinde, girdiğinde herkes görecek. Ve ona göre önlemini alacak sayın seyirciler. Ama öyle de olmuş. Buraya kamera önceden de yerleştirmişler. Ama su taştığı için kameraları da götürmüş. O kameraları da bulamamışlar yani. Yani o zaman görev yetkililerimizin özür diliyoruz. Yapacakları bir şey yokmuş gerçekten. İşte gördüğünüz gibi şu saç telleri yıkanırken bu adam sabun kullanmıyor galiba. Arap sabunu diyor. Yeşil bir sabun kullanıyor. Evet. İşte yosun sabunu. Gördüğümüz gibi burada var mevcut. Bu adam balık yiyor sayın seyirciler. Yani o kadar pis bir adam ki bu. Yıkandığı yerde balık tutuyor ve yiyor. Yani balık potansiyeli yüksek olduğu bir yer tabii ki. İşte manzaraya bakmanız açısından bir kere daha size gösterelim. Yani gerçekten muhteşem bir yer denilebilir. Ya Mali'ciğim, bu mağara adamları niye hep güzel yerleri seçiyor abi? Ya bilmiyorum da bayağı zevkli, herkes kötü olarak biliyor ama. Yani baksanıza, yukarıda ev var şu an görüyorsunuz. Yani oradan bir yuvarlana indiğinde anında havuzunda. Yani çok bir yani. Ayrıca yani. Ya burada biz insanlarımıza şunu düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Mağara adamı deyip geçmeyin. Mağara adamı böyle bir şekilde yaşıyorsa biz de hayatımızı dolu dolu yaşamalıyız. Evet. Ayrıca evi çok mimari bir yapıya sahip yani. Evet. Şu an gibi. Eminiz Selçuklular zamanından kaldığı söyleniyor. O zamanlar da tabii mağara adamları vardı. Bunların dedelerinin bilmem kaçıncı dedeleri. Evet. Ve ama soyları gitgide tükendi yani. Soyları gitgide tükendi, azaldı. İki tane kalmıştı. Biri geçen hafta rahmetli oldu. Bugün haftası mevliti var. İşte kalabalık olduğunda. Ama biz Kaptan Mağara Adamı'nı arıyoruz da belki mevlide gitmiş olamaz mı? Yani unuttuk. Biz bugün aksine geldik yani. Bu delili nasıl unuturuz bizim Ali'yim? Bu delili nasıl unuturuz? Mevlid var da şimdi bu adam kiminle mevlid yapacak abi? Ya kendi kendine yapardır. Kendi kendine yapar. Onun da çevresi tanıdığı gittiği yerler ve kafe türü bir şeyler vardır elbette galiba. Elbette vardır ama. Ya bizim okulun kantinine gitmiş olmasın? Yok.